Değerli dostlar, Azerbaycan dilinde mənim var, sənin var, onun var kimi ifadeler İngiliz dilinde have has veya have got, has got feilleriyle verilir. Bunlar arasında demək olar ki, heç bir fark yoktur, lakin have has'dan daha çok Amerikan İngilizcesinde, have got, has got'dan ise daha çok British İngilizcesinde istifadə olunur, lakin her ikisinin mənası eynidir. İndi ise cümlede söz sırasına fikir verək. Birinci mübtəda gelir, sonra haber gelir, sonra ise obyekt gelir. Mesela, I have a book ya da I have got a book. Benim bir kitabım var. İngiliz dilinde bunlar bu şekilde olur. Ben sahibim bir kitaba. Üçüncü şahsta, he has a book. Onun bir kitabı var veya he has got a book. Yine de söz sırasına fikir vererek, o sahiptir bir kitaba. Nümunelerden de gördüğünüz gibi Azerbaycan dilinde yerlik əvəzliklerine verilir bunlar. Lakin İngiliz dilinde my have a book diye bir ifade yoktur veya his has a book diye bir ifade olmur. Bu ifadeler İngiliz dilinde şəxs əvəzliklerinden verilir. Yani mübtəda olur, sonra haber olur. Həmin have got, has got veya have has feiller olur. Sonra ise nəzərdə tutulan əşyamız gəlir. Yani tamamlığımız gelir. İndi isə have has'a ayrılıqda fikir verək. Önce pozitif formalarını öyrənək. Burada boşluğa istediğiniz müvafiq bir ismi yazabilirsiniz. I have, mənim var. You have, sənin var. He has, onun var kişi cinsində. She has, onun var kadın cinsində. It has, onun var eşya için. We have, bizim var. You have, sizin var. They have, onların var. İndi isə onların inkar formalarına fikir verək. Yine de qeyd edək ki, burada boşluğa istədiyiniz ismi yaza bilərsiniz. I don't have, mənim yoxdur. You don't have, sənin yoxdur. He doesn't have, onun yoxdur. She doesn't have, onun yoxdur. It doesn't have, onun yoxdur. We don't have, bizim yoxdur. You don't have, sizin yoxdur. They don't have, onların yoxdur. Sual formalarına baxaq. Gördüyünüz kimi do və üçüncü şəxsdə does köməkçi feilləri mübtədanın önünə keçir. Do I have, burada boşluğa istədiyiniz ismi yazırsınız. Do I have, mənim var. Do you have, sənin var ya da sənin var mı? Does he have, does she have, does it have? Hər üçü onun var mı mənasını verir. Do we have, bizim var mı? Do you have, sizin var mı? Do they have, onların var mı? Nümunelere fikir vererek, I have a book. Gördüğünüz gibi bu ismin yerine istediğiniz başka ismi de yazabilirsiniz. I have a book. Benim bir kitabım var. I don't have a book. Benim bir kitabım yoktur. Do you have a book? Senin kitabın var mı? Ya da sizin kitabınız var mı? Üçüncü şahsta, he has a brother. Onun bir kardeşi var. He doesn't have a brother. Onun kardeşi yoktur. Does he have a brother? Onun kardeşi var. İndi isə have got, has got ifadelerinin işlenmesine fikir verək. Pozitif forması, yani təsdiq forması bu şekilde olur. I have got. Burada boşluğa istediğiniz ismi yazırsınız. Yine de mənim var, sənin var şeklinde işlenecek. Tekrar olarak demeyeceğim. I have got. You have got. He has got. She has got. It has got. We have got. You have got, they have got. İnkar forması have'in üzerine bir not inkar edatı artırılır. Yani inkar edatı have ile got'un arasında işlenir. Çünkü have burada köməkçi feildir. Ve biz de bilirik ki, sual ve inkarlar İngiliz dilinde köməkçi feillerle olur. I haven't got, you haven't got, he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got, we haven't got, you haven't got, they haven't got. Sual formasında ise have, has geçir mübtedanın önüne. Lakin got mübtedadan sonra dayanır. Have I got? Have you got? Has he got? Has she got? Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? Nümunelere nəzər salaq. I have got a bag. Mənim bir çantam var. I haven't got a bag. Benim çantam yoktur. Have you got a bag? Senin çantan var mı?
She has got a sister. Onun bir bacısı var. She hasn't got a sister. Onun bacısı yoktur. Has she got a sister? Onun bacısı var. İndi isə qarışıq nümunələrə fikir verək. Və gördüyünüz kimi have, has və ya have got, has got ifadələri mavi rəngdə verilib. I have got a problem. Mənim bir problemim var. She has a lot of books. Onun çoxlu kitabları var. A lot of birləşməsi çox, çoxlu deməkdir. They don't have a house. Onların evi yoxdur. He has got a car. Onun maşını var. Do you have a problem? Sənin problemin var? Do you have a question? Sualın var mı? Have you got any money? Pulun var? It has a bad effect. Onun pis təsiri var. We have a meeting today. Bizim bugün bir iclasımız var. They have a lot of friends. Onların çoxlu dostları var. I have two brothers. Mənim iki qardaşım var. Does she have a sister? Onun bacısı var. He doesn't have a brother. Onun qardaşı yoxdur. Do you have a car? Sənin maşının var. Does he have a pen? Onun qələmi var. How many brothers do you have? Sənin neçə qardaşın var? How many friends does he have? Onun neçə dostu var? Have you got a bike? Sənin velosipedin var? Has she got a bag? Onun çantası var? How many books has he got? Onun neçə çantası var? Bax belə dəyərli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Have a nice day.